Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Ankara'dan sesleniyorum. Ankara'da EYİP Fuarı, Enerji Kongresi Fuarından sesleniyorum. Birçok solar firmasının yer aldığı, herkesi bir arada görebileceğimiz güzel bir etkinlik yine. Ve güneş enerji sektörüyle ilgili birçok tartışmanın, birçok görüşün sunulduğu, yapıldığı bir etkinlik. Gerçekten burada olmak çok keyifli. Biz de katılımcı olarak buradaydık. Şimdi ise bu videomuzda size bazı temel kriterlerden bahsedeceğiz. Bazı temel güzel bilgiler, farklı sistemler, işte elektrikli şarjlar, büyük depolama sistemleri ve olabildiğince fuarı sanki buradaymışsınız gibi gezdirmek istiyoruz. Ankara'daki Enerji Kongresi 6-7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Oldukça yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Biz de katılımcı olarak bulunmuştuk. Ve oldukça olumlu tepkiler aldık. Geri dönüş istekleri oldu, eğitim talepleri oldu. Ve şu an mesela Solar Cadde'de ilerliyoruz. Solar firmalarının çoğunun yan yana olduğu, birçok firmaya aynı anda ulaşabileceğiniz, işte solar panel firmaları olsun, direkt inverter firmaları olsun, konstrüksiyon uygulayıcıları, EPC dediğimiz anahtar teslim iş yapan firmalar, bütün firmaları aynı anda aynı yerde bulabileceğiniz ve her birinin yetkilileriyle görüşmeler yapabileceğiniz keyifli bir organizasyondu. Yıl içerisinde çokça yapılan bir uygulama değil. Bu fuarlar sadece birkaç adet var bu büyüklükte yapılan. Ankara'daki yılın en son büyük fuarıydı diyebiliriz. Bir sonraki fuar bakıldığında İstanbul'da hatırladığım kadarıyla Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Fuarlarda en büyük avantajımız bütün herkesi yan yana görebilmemiz. Oldukça büyük bir fuar olduğunu söyleyebiliriz. Bakıldığı zaman daha büyüklerini de tabii ki biliyoruz ama birçok firmanın katıldığını, ilgi gösterdiğini ve fuarında genel olarak 3 gün boyunca kalabalık olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda fuar içerisinde farklı farklı salonlarda farklı oturumlar da gerçekleştirildi ve insanları daha fazla bilgilendirmek, farklı ve yeni teknolojiler hakkında fikir sahibi etmek adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela güneş enerjisi veya diğer enerji kaynaklarının depolamasıyla ilgili bir konteyner görüyoruz. Yakın gelecekte bu tarz büyük konteynerlar ve büyük akü gruplarını hayatımıza girdiğini göreceğiz. Ki bunların girmesiyle birlikte elektrikli arabaların da hayatımızda olması oldukça muhtemel. Çünkü anlık olarak çok fazla enerji ihtiyacını şu anki hatlarımızın direkt olarak karşılaması çok mümkün olmadığından dolayı bu tarz büyük konteynerları hayatımızda görmemiz gerekiyor. Ne kadar kısa zamanda olursa bizim için o kadar güzel olacağını söyleyebilirim. Bizim de bir standımız vardı. Oldukça sade bir stand ve YouTube'daki videolarımızı odak noktamıza koyduk ve insanlar YouTube'dan videolarımızı izleyebileceğini, ücretsiz olarak fikir sahibi olabileceklerini gördüler. Aynı zamanda ABB firmasının elektrik sistemine entegre olan hem DC ve hem de AC olarak araç şarj istasyonunu görmekteyiz. Yaklaşık olarak 50 kW kapasiteli bir şarj ünitesi ve farklı farklı giriş pinlerine sahip. Şu an maalesef bütün arabalar aynı pinlerle üretilmemekte. Farklı firmalar farklı girişler sunabilmekte. O açıdan bu tarz ürünlerin de yaygınlaştığını göreceğiz. Lityum bataryalı ve çekmeceli bir yapıya sahip akü sistemini şu an ekranda görüyoruz. Farklı ve çok teknolojik ürünler fuarın içerisinde yerlerini almıştı. Bunları görmek, bunları incelemek de oldukça keyifli ve bunun tasarımıyla uğraşanlarla birlikte de sohbet etmek oldukça bilgi anlamında bizi doyurdu. Bunu söyleyebiliriz. Birçok firmanın olduğunu ve katılımının yüksek olduğunu söylemiştik. Güneş enerji sektöründe 2020 yılı ve 2021 yılında oldukça büyük beklentilerimiz var. Bunu şimdiden söylememiz mümkün. Dediğimiz gibi güneş enerji santralleri artık endüstriyel çatılarda ve sonrasında da sade vatandaşın çatısında olacaktır. Cezeri Yeşil Teknoloji Meslek Lisesi alanında bir ilk ve güneş enerjisi ve farklı enerji kaynaklarının uygulandığı bir proje okulu, bir tematik okul. Gerçekten
keyifli bir standları vardı. Oldukça da yoğunlardı ve saygıdeğer hocalarıyla birlikte görüşme şansımız da oldu. Çok da keyifliydi. Tekrar da ziyaret etmek isterim onları. Evet, bu videomuzda da size EYİP Fuarı'ndan seslendik. Umarım fuarı bizimle birlikte sanki gezmiş gibi oldunuz diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.